Gerekiyor biliyorum. Ama kalbim ayaklarıma itaat etmiyor. Sanırım ben bütün gece burada bekleyebilirim. Sanırım benim buradan ayrılabilmem için senin git demen gerekiyor. Diyemem. Hay Allah. Ama sen... Canan! Yavrum hazır mutfaktayken bize bir kahve yapıver. Tamam anne. Zehra'yı istiyor mu? Bilmiyorum. Kendisine sor. Artık ben gideyim. Babana baygı olmasın. Tamam. Hoşça kal. Güle güle. İyi geceler. İyi geceler. Ömer ne zaman gelecek, konuşabildiniz mi? Bilmem babaanne, konuşmadık. İşleri uzadı galiba. Evet, tatlı prenses yatırdım. Şimdi sıra ana kraliçede. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Maşallah. Ayşem ve Nihat'ım, Su Damlam'la Ömer'cim. Ne güzel bir aile oldular maşallah. Aile kurmak önemli tabii. Ama aileyi yaşatmak daha da önemli. Tabii bu herkesin harcı değil sonuçta. Değil mi? İyi geceler. İyi geceler Ömer, yalnızsın. Evet. Zehra yok mu? Evet, yok. Bu gece olmayacak. Öyle mi? Hoş geldin Ömer Bey oğlum. Bahşende Hanım telefonunuz. Mutfakta kalmış. Biraz önce bir çaldı ama. Arayan kim? Bilmem. Bakmadım. Filiz Hanım'mış. Ay önemli bir şey yoktur inşallah. Hafta sonu programı için aramıştı. Sözleşmiştik. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Uyudu mu? Evet. Öyle derin uyuyor ki. Nasıl da huzurlu görünüyor. Çok şükür iyi. Hadi Canan. Kızım yarın ben karşıya geçeceğim. Ali amcanın torunun bebek mevlidi var. Aylar öncesinden söz vermiştim. Gitmesem ayıp olacak. Sen yarın sabah söylersin. Bir gün işe gitmeyi ver. Dayınla ilgilen, tamam mı kızım? Yok anne, gitmesem olmaz. Ben bugün de işe gitmedim zaten. Yavrum çok ayıp olur diyorum sana. O kadar hastaları oldu. Ona da gidemedim. Bak şimdi gönül koyarlar. Ya iyi de anne, sabah da orada yalnız. Ya orası da babamın çiftliği değil sonuçta, şirket.
Kızım sabah yabancı mı ki? Hem bir gün idare edecek. Ne olacak? Ben onu söylerim. Yok. Ya olmaz, gitmem lazım. Alacığım, telaş etme. Ben babamla ilgilenirim. Yarın da burada kalırım. Hem Canan da haklı. Siz de işlerinize bakarsınız. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Eski Ömer öldü. Karşında bambaşka biri var desem. Karşında aşkını tüm dünyaya haykıracak. Dağlara, taşlara yazacak. Bir Ömer var desem. Thank you.
Uyumadım. Ama sen de uyumamışsın. Uyuyamıyorum. Neden? Bir şey mi oldu? Hasta mısın? Yok, iyiyim. Ama sen olmayınca bu oda, her şey çok sıkıcı. Çekilmez geliyor. Ben seni çok özledim galiba. Öyle mi? Evet. Sen özlemedin mi? Özledim. O zaman gelip seni alayım mı? Ne? Yok, sakın gelme. Babama, halama ne derim? Tamam, gelmeyeceğim. O zaman ben de seni düşünerek dalarım uykuya. Demek uyuyacaksın. Uyumayayım mı? Uyu. Hem de güzel bir uyku çek. Dinlen. Peki sen? Ben de seni düşünerek uyuyacağım. Peki uyandığında? Uyandığımda yine sen olacaksın aklımda. Seni seviyorum. Ben de seni. İyi geceler karıcığım. İyi geceler. Orta bir yol bulmaya çalışıyorum Faruk Bey. Anlaşmaya eklediğiniz maddeler müşterim için mümkün değil. Müşterim parasının bir kısmını ödedi biliyorsunuz. Üzerinde konuştuğumuz evlerle alakalı esnek davransanız bari. Bakın, diğer evler benim için önemli değil. Müşterime söz verdim ben. Anlıyorum ama... Peki Faruk Bey. Siz bir düşünün, ben de düşüneceğim. Anlaşmak çok zor çünkü. Bir çözüm bulmamız gerek. Görüşürüz. Anlamıyor ya, anlamıyor. Çözemedin mi? Adam çözüm bulmaya uğraşmıyor ki. Bile bile yokuşa sürüyor sanki. Birazdan müşterim de arar. Canım, sen de anlatırsın. Senin niye yapabileceğin bir şey yok sonuçta. Müşteriye evi ben sattım Canan. Ne diyeceğim şimdi adama? Önceki şartlar öyleydi, şimdi böyle oldu mu? Teoman'ı ara. Teoman'la alakalı bir şey yok ki. Nasıl yok? Sitenin sahiplerini o tanıyor. Konuşur. Bir orta yol bulur. Müşteri de öyle dedi biliyor musun? Siteyi Teoman'ın bağladığını biliyor herhalde. Neyse ya, Teoman olmaz. Vallahi başka şansın yok. Ama yine de sen bilirsin.
Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Gözlerini kaçırıyor ya. Konuşmuyor, gözlerini kaçırıyor. Bir öylesin, bir böylesin Kerem. Ama bu böyle gözünü kaçırarak olmaz. Konuşacaksın. Derdin neyse söyleyeceksin. Olduğunu anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok. Sen anlatana kadar gitmiyorum. Ne yapıyorsun Allah aşkına sabah? Senin yaptığını yapıyorum. Anlat derdini, kurtul. Bak Kerem. Dün gece evine geldim. Beni kovmaktan beter ettin. Yüzüme bakmıyorsun. Ağzındaki lafı kerpetenle bile alamıyorum. Ne oluyor? Seni üzecek bir şey mi yaptım? Seninle bir derdim yok. Öyle mi? Peki. Dur bir dakika. Öyle değil. Yanlış ifade ettim. Son günlerde, yani nasıl desem, biraz kafam karışık. Zamana ihtiyacım var. Neden? Mevsimsel herhalde. Yani havalar falan kötü ya ondan. Havalardan diyorsun. Ne dediysen yaptım Teo, benden bu kadar. Hala beni aramadığına göre yeterli olmamış demek ki. Faruk, biraz daha pürüz çıkar. Lütfen. Tamam. Görüşürüz. Belki de taktik değiştirmem gerekecek. Küçük hanım yılmıyor ve bıkmıyor ha? Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Su damlam, çok geçmiş olsun. Sağ olun Cevriye abla. Buyurun. Ay böyle habersiz geldik ama kusura bakmadınız değil mi kızım? Yok yok hayır, çok iyi yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Babacığım nasıl oldu? Çok iyi. Oh oh maşallah. Cevri abla buyurun siz geçin. Ay yavrum ben bir ellerimi yıkayayım. Ay orayı buraya tuttum. Yapış yapış ayol. Tabii buyurun. Günaydın tekrar. Günaydın. Ben seni çok özledim. Peki sen? Ben ne? Sen de özledin mi? Hı-hı. Cevriye Hanım. Kendisi gelmek istedi. Yani sen getirmek istemedin. Hayır ben öyle bir şey demedim. Yani beraber gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Anladım. İyi yapmışsınız. Yani çok emin değilim de. Pişman mısın yani? İşte.
Nasıl? Çevriye Hanım gelmeseydi belki bugün seni kaçırırdım. Ömer. Efendim karıcığım? Çevriye Hanım gelmeseydi de ben bugün çıkamazdım zaten. Neden? Halam da Canan evde değil. Babamı yalnız bırakamam. Ben de seni yalnız bırakamıyorum. Nasıl olacak? Ay maşallah maşallah sizi. Ay Rabbim nazarlardan korusun. Çifte kumrularım benim. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Ben size temiz havlu vermeyi unuttum. Vardı orada temiz böyle dürülü duruyordu. Aldım kuruladım ellerim kızım sağ ol. Doğru koymuştum evet. Salim Bey, biz size geçmiş olsun geldik. Siz ayaklanmışsınız ayol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evladım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldunuz? İyiyim işte malum bizimkilerin abartması iyiyim. Demeyin öyle Salim Beyciğim. Sağlık bu şakaya gelmez. İyiyim ben Cevriye Hanım. Sağ olun. Maşallah sizi iyi gördük, biz de iyi olduk. Allah iyilik versin. Ayakta kaldık. Buyurun, böyle buyurun. Hadi bakalım. Salim Beyciğim, ağrınız sızınız yok. İyisiniz inşallah. Yok yok, çok şükür. Küçük bir şeydi, geçti gitti zaten. Dediğim gibi bizimkilerin abartması. Babacığım öyle deme. Doktoru duydun. İyisin ama seni dinlenmen lazım. Öyle ama Salim Beyciğim, yani iyi olmanız önemli. Çocuklar da iyiliğiniz için söylüyor sonuçta. Öyle, öyle. Var olsunlar, sağ olsunlar. Ben sizi dinleniyorsunuz diye biliyordum. Babacığım keşke bir iki gün daha dinlenseydin. Niye hemen ayaklandın böyle? Yat yat sıkıldım kızım. Bana göre değil ki. Hem atölyede de işler birikti. Böyle silkinip kalkmak lazım. Yani yat yat nereye kadar? Sen işe mi gideceksin? Yok baba, bugün olmaz. Bence de bu durumlarda dinlenmek gerekir ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Bana sorarsanız Zehra haklı. Ya ben çalışırken yorulmuyorum ki. Dinleniyorum. Takmayın siz kafanızı. Ay ne kadar güzel söylediniz. Çalışmayı sevmeniz çok güzel Salim Beyciğim ama bakın çocuklar da haklı, dinlenmeniz lazım yani. Kızım, misafirlerimize çay vermeyeceğiz mi? Halan dün çok güzel irmik helvası yapmıştı. Ondan da verirsin. Yersiniz değil mi Cevriye Hanım? Ay tabii Salim Bey ama Hamiyet Hanım'ın eli pek lezzetli. Maşallah Şükran Hanım'ın da öyle. Ay düğünde döktürmüşlerdi resmen. Şey, çay yeni demleniyor. 5 dakikaya demini alır. Ama hiç helva kalmadı baba. Dün gece ben hepsini yedim. Aslında benim suçum değil. Yani Hamiyet Hala o kadar güzel yapmıştı ki ben kendimi tutamadım. Olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ne yapalım? Ben halamdan tarifini alıp yapmaya çalışırım. Ama Cevriye abla da çok güzel helva yapıyor. Babam irmik helvasını çok sever. Öyle. Yani ben çocukken hangi evde cenaze olsa oraya giderdim. Helva kavrulacak ya. Böyle koştura koştura çocuk aklı işte. Yoksa cenaze bahane yani. Salim Beyciğim, yaparız. Ne olacak, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Sen bana bir güzel yerleri göster, malzemeleri. Ben böyle kavururum, çıtır çıtır 20 ay. Bakalım beğenecek misiniz? Size zahmet olmasın. Ne zahmeti Salim Beyciğim? Seviyorsunuz madem. Şöyle minik bir ölçü yaparım ben size. İnşallah beğenirsiniz. Hadi Zehracığım. Anlayacağım. Faruk Bey esnek davranmıyor. Müşterilerimle ters düştü. Konuşurum ben Faruk'la, hallederiz. Sorun değil. Teşekkür ederim. Böyle bir şey için seni rahatsız etmek istemezdim ama... Efendim Canan? Gösterdin mi evi? Evet, elektriği kapalı.
Sana en başında sordum kızla aranda bir şey var mı diye. Hayır dediğine göre başına gelenlere katlanacaksın Keremci. Tamam. Diğer evi de göster. Olmazsa yeni iki evi gösterirsin, tamam? Bay bay. Kusura bakma. Rica ederim. Öncelikle beni aradığın ve yardım istediğin için çok teşekkür ederim. Ya, bana güvenmen beni çok sevindirdi. Şu kahvaltıda söylediklerim için de... Teoman. O konuyu açma lütfen. Sabah. Ben biraz acele ettim, farkındayım. Yani aslına bakarsan o kadar farklısın ki. Yani seni hayatımı tutmanın başka bir yolu yok zannettim. Yani özür dilerim. Ama söz veriyorum, bir daha benden böyle bir şey duymayacaksın. Arkadaş mıyız? Var bunda Cevriye Hanım. Evet Salim Beyciğim, ben fıstığı çok severim. İrmik helvasına da muhakkak koyarım. Ay inşallah beğenirsiniz. Teşekkürler. Elinize sağlık Cevriye Hanım. Çok güzel olmuş. Yani gerçekten güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben küçükken irmik helvasına tatlı pilav derdim. Bir gün rahmetli anacığım bana tatlı pilav yap diye tutturunca kadıncağız da bilememiş kuş üzümlü pilav yapıp getirmişti. Ay bu değil, bu değil diye yerlere atmıştım kendimi. Adını da bilmiyorum tabii. Sonra buldu ne istediğimi. Allah rahmet eylesin işte. Amin. Ben bakarım. Ben de bakayım kimmiş. İyi günler. Salim Beyciğim, sizin canınız ne zaman isterse bir haber göndermeniz yeterli. Ben kavurup yollarım size, merak etmeyin. Sağ olun Cevriye Hanım. Babacığım bir bakar mısın? Geldim. Kimmiş? Hoş geldiniz Kemal Bey. Merhaba. Şimdi senin atölyeden geliyorum. Ora kapalı olunca ben buraya gelmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Estağfurullah. Ne oldu bizim siparişler? Bak sana güvendik, düğün dernek kurduk. Çok büyük rezillik olacak. Dükkanda yoksunuz, buraya geliyorum buradasınız. Yani ne yapacağız bilmiyorum ki Salim Usta. Biraz rahatsızdım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da ama olmaz ki böyle. Lütfen sakin olur musunuz? Salim Usta. Arkadaş kim? Oğluyum. Evet. Oğlum. Memnun oldum. Peki Salim Usta, nasıl yapacağız şimdi? Siz merak etmeyin. Ben şimdi giyinip atölyeye gideceğim. Siparişleriniz yerine yetişecek. Düğün derneğinizi gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. İyi madem. Hadi eyvallah. Gördünüz çocuklar, iş beklemiyorum. Şimdi ben hazırlanıp atölyeye gidiyorum. İtiraz istemiyorum. Ama baba... Farukçum, olmayan şeyler icat etmişsiniz. Yani Sabah Hanım çok üzülmüş. Lütfen düzeltelim bu durumu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne dedi? Sence? Tabii ki tamam dedi. Çok şükür. Nasıl rahatladım şu an bilemezsin. Cevap vermedin. Neye?
Arkadaş mıyız, değil miyiz? Arkadaşız. Kerem eskiden de böyle tuhaftı. Kızdığı zaman çocuk gibi olur. Duruşunu hiçbir zaman bozma, tamam mı? Hep böyle dik oturacaksın. Eğer yapamıyorsan beni taklit et. Bak bana. Tamam mı? Hadi bakalım. Böyle mi? Evet öyle. Bak, bu duruşu şimdiden öğrenirsen ileride hiç sıkıntı çekmezsin. Hem genç bir bayanın dikkat etmesi gereken şey üslubu, kıyafeti kadar duruşudur da. Tamam mı? Aman genç adam değilim ki. Çocuğum ben. Oyun oynamak istiyorum ben. Ama Asyacığım olmaz ki. Ben Zuhal'i arayacaktım, unuttum. Asya'nın fazla oyuncaklarını çocuk esirgeme kurumuna götüreceğiz de birlikte. Ay güzel kalplim benim yavrum. Aferin sana. Bu arada sen abimle çıkmıştın, kendin mi geldin? Böyle abinle çıktım, o da aynı tarafa gidiyormuş. Dönüşte de taksiyle geldim. Canı arasaydın keşke, o alırdı seni. Yok o kadar uzakta değildim, öyle hemen taksiye atladım. Çocuk boşuna yorulmasın dedim. Ben Asya'ya bakayım da sesi yükselmesin. Demek Ömer bıraktı sizi. Ömer bıraktı. Ben çıkarken o da çıkıyordu. Öyle oldu. Ömer'in buna vakit ayırması güzel. Ama bunca yoğunluğu arasında böyle servis yapar gibi. Ama ben iş dünyasını bilmediğiniz için Ömer'in yoğunluğunu kestirememiniz de doğaldı. Ama Bahşende Hanımcığım, Ömer'cim çok centilmen bir çocuk. Ben de dedim ona. Bak Ömer'cim dedim, işim vardır, gücüm vardır dedim. Asla Cevriye Hanım dedi, sizi ben götüreceğim dedim. Ha bir tek bana öyle değil. Ömer'cim herkese böyle, özellikle karısına, ah Bahşende Hanımcığım. Hele Sunamlasına var ya, etrafına böyle dört dönüyor. Ayol bir dediği iki asla olmuyor, bir görseniz. Allah nazarlardan korusun. Kem gözlerden kem sözlerden esirgesin Yüce Mevlam inşallah. Kızım, orada üçlük yıldız vida var, verir misin onu? Yıldız mı? Bak bunlar yıldız vida. Babacığım, ya terlemişsin, birazcık dinlensen. Yavrum söz namustur, siparişi yetiştirmem lazım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Ya saatlerdir hiç durmadan çalışıyor. Siparişler yetişmezse çok üzülecek. Yetişecek. Merak etme. Nasıl? Kızım. Orada zımpara vardı, verir misin onu? Buyur usta. Kolay gelsin usta. Koray, evladım hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Nasılsın ustam? İyi misin? İyiyim ben evladım. İyiyim.
Hadi geç otur şöyle bakayım. Oturmaya değil usta, çalışmaya geldim ben. Ne yapıyorsun evladım böyle? Önlüğümü giyiyorum usta. Özlemişim ha bunu da. Vallahi sana yardıma geldim usta ben. Vallahi Ömer abi aramasa hiç haberim olmayacak ha. Aşk olsun insan aramaz mı ya? Evladım senin de işin gücün var. O yüzden aramadım. Nasıl gidiyor iş güç? İyi. Gayet iyi. Ben de yardım mı edeyim diyeceğim ama. Sen? Evet ben. Ama becerebileceğimi pek sanmıyorum. Bu kadar emin olma bence. Yani dene mi diyorsun? Ben hiçbir şey demiyorum. Peki. Ne yapacağız? Bir dakika Ömer abi, bekle. Abi sen al bunu. Bak böyle ileri geri yavaş yavaş rendelersin, tamam mı? Öyle mi? Aynen abi. Ne oldu evladım? Kanıyor mu? Pansuman yapalım hemen. Yok yok, önemli bir şey değil. Nasıl önemli değil ya? Hadi geç. Büyütecek bir şey değil. Usta sen 5-10 sipariş vermiştin değil mi? Verdim evladım. Gelecek bugün. Menteşe bitmiş. O zaman menteşe alıp geleyim ben. İyi tamam. Evladım. Ben de bir namaz kılıp geleyim. Dükkan size emanet. Tamam baba. Merak etme. Yalnız biraz canı yanabilir, haberin olsun. Sorun değil. Ne yapıyorsun? Ya biri gelirse? Ne yapıyorum? Soruyor musun bir de? Evet, hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey? Evet, hiçbir şey. Karımı öpüyorum. Bunu engelleyecek bir yasa yok herhalde. Tamam da orası. Ne yapacaksın? Bugün eve gelecek misin? Geleyim mi? Yani sen bilirsin tabii ama baban da iyi gibi. Peki. Geleceksin yani. Hı hı, geleceğim. Güzel. Evet, bir de yara bandı taktık mı tamamdır. Yok, hiç gerek yok. Yani kanamıyor bile. O zaman ben gideyim. Hem benim halletmem gereken şeyler var. Akşam alırım seni. Bu arada sürprize hazır ol. Ne sürpriziymiş o? Akşam beklemen gerek. Peki, tamam. Öyle olsun. Hoşça kal. Güle güle.
Selin merhaba. Kerem, ne haber? Ne var ne yok? İyi. Sormadın ama söyleyeyim. Her şey çok iyi gidiyor. Sana söylemiştim. Ne söylemiştin abicim? Sabahla aramı düzelteceğim demiştim sana. Bana karşı koyacak bir kadın daha doğmadı demiştim. Mutluluğum ortak olursun diye düşündüm. Merhaba. Biz de Kerem'le laflıyorduk. Ben de size lokum aldım. Lokum mu? Bayılırım ben lokuma. Ben istemiyorum, yemeyeceğim. Çok güzel. Aklıma ne geldi? Akşama sinemaya gidelim mi? Ne dersin sabah? Sinemaya. Bilmem ki. Bilmeyecek ne var canım? Güzel bir film seçeriz. Kafamız dağılır ha. Kerem'in kafası dağılır. İyi gelir belki. Aslında fena fikir değil. Değil mi Kerem? Yani hep birlikte gideriz. Tamam. Kerem. Bizim takıldığımız salonu biliyorsun. Akşam orada görüşürüz. Benim acelem var. Ben kaçtım. Ne iyi oldu değil mi sinema işi? Sen de kafanı dağıtmış olursun. Ben gelmeyeceğim. Siz baş başa gidin. Sen açık açık bir derdini söylesene. Mevsim geçici falan değil anladığım kadarıyla. Senin benimle bir derdin mi var? Yok benim seninle bir derdim. Niye kaçıyorsun o zaman? Kaçmıyorum. Kaçıyorsun. Alt tarafı bir film izleyelim diyorum. Üstelik... Üstelik ne? Üstelik ne? Yok bir şey. Kaçmıyorum diyorsun ama... Geliyorum tamam. Anlamadım. Geliyorum dedim. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Can, şirkete gitmeni istiyorum. Selin Hanım sana bir şeyler verecek. Onları alıp gelirsin. Olur mu? Olur tabii. Bir de gelirken bunları alırsın. Tamam abi, alırım.
Hoş geldin. Hoş buldum. Oo, onlar ne? Elbise aldım kendime. Bak, nasıl? Beğendin mi? Ay Zehra, çok güzel. Ay rengi, modeli falan harika. Bunu da sana aldım. Güle güle giy. Bana mı? Çok teşekkür ederim. Bir tanesi. Dur dur. Sen geç şöyle. Yalnız Selin Hanım'ı tebrik etmek lazım. Kısa sürede iyi iş çıkardı. İnşallah eksik yoktur. Ben de listenin tamamını aldım zaten. Heh, bir saniye. Unutmadan bunu da vereyim. Buyurun. Teşekkürler canım. Başka bir şey yoksa? Yok, çıkabilirsin. Görünüyorsun. Gerçekten. Kesinlikle. Bu elbise çok yakışmış sana. Bir içimse olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben bir Sabah'ın yanına gideyim. Şimdi mahalleye gelip onu görmemezlik olmaz. Git tabii. Git. İki kafası karışık dertleşin biraz. İnşallah dükkandadır. Dükkandadır, dükkandadır. Kaplumbağa gibi. Orada yatıp kalkıyor. Nerede olacak başka? Pilavı unuttum. Ay, dibi tutmamıştır inşallah. Git git, yanmasın. Alo. Nasılsın? İyiyim. Şimdi çıkıyordum. Bir Sabah'a uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Oradan mı alayım seni? Hı hı, iyi olur. Tamam. O zaman ben yaklaşınca seni ararım. Tamam. Heyecanlı mısın? Yani akşam için. Heyecanlı mı olmalıyım? Bilmem. Yani sen böyle gizemli gizemli konuşunca heyecanlanıyorum tabii. Bir de sürpriz falan dedin. Umarım beğenirsin. Beğenirim. Bilmiyorsun ki ne olduğunu. Görmedin. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Çünkü sen yanımda olacaksın. Seni seviyorum. Orada mısın? Evet. Zehra. Efendim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam, hadi ben tutmayayım seni. Sen Sabah'ın yanına git. Ben yaklaşınca ararım. Peki. Hoşça kal. Hoşça kal. Saçlarım. Toplasam mı acaba ya? Böyle de salkım saçak gibi sanki.
Aman neyse, hiç uğraşamayacağım. Zehracığım, hoş geldin. Canım, hoş bulduk. Dur bakayım. Zehra, bu ne güzellik böyle. Yakıyorsun dedikleri bu olsa gerek. Olmuş mu gerçekten? Olmuş tabii. Fıstık gibi olmuş. Hadi geç bakalım, otur. Önce bir Salim amcamı sorayım. Nasıl? Yani en son gittiğimde uyuyordu. İyi mi şimdi? İyi iyi. Çalışmaya bile başladı. Ah çok şükür. Aman iyi olsun da o bizim bir tanemiz. Senin bugünkü ekstra şıklığını neye borçluyuz? Ömer'in bana sürprizi varmış da onun için. Vay. Yani sürpriz faslına geçtiyseniz aranız. Maşallah. Sabah özür diledi benden. Onu affetmemi istedi. Yani nasıl oldu ben de hiç anlamadım. Ama bir görsen. O kadar içten ki. Öyledir muhakkak. Ömer çünkü seni çok seviyor Zehra. Ya ben ilk gördüğümde siz birlikte... Söylemiştim bunu. Hep de söylüyorum. Eğer istemiyorsa Ömer'e hiç kimse bir şey yaptıramaz. Ben onu çok iyi tanıyorum. O da isteyeni gizleyemiyor. Çok şükür canım arkadaşım. Ömer'le konuşmamız işe yaradı demek. Konuşmanız mı? Ömer seninle mi konuştu? Evet. Ne zaman? Önceki gün. Önceki gün. Ne konuştunuz peki? Düğün gecesinde seninle konuşmamızı. Anlattım. Yani ne kadar ağladığını. Ama sonra onu ne kadar çok sevdiğini. Hatta senin onun için ölümü bile göze alabileceğini söyledim. Zehra.